Merhaba, Stüdyo Turkey'ye hepiniz hoş geldiniz. Yanımda çok değerli hocam, keman sanatçısı ve orkestra şefi Profesör Saim Akçıl var. Hoş geldiniz hocam. Önce tanışıklığımızdan biraz bahsedelim isterseniz. Vallahi Gökhan, ben seni Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda tanımıştım. Evet. Bir ud sanatçısı olarak tanıdım. Ve çok beğendim. Bilhassa ud gibi bir sazda virtüöziteni çok takdir etmiştim. Ve de kurduğum oda orkestrasıyla solist olarak çalmanı çok arzu ettim ve seni davet ettim. Sen de eksik olma, bu davetine Sağ olun. olumlu cevap verdin ve çok güzel konserler yaptık. Günün birinde böylesine bir Stüdyo Turkey kuracağını ve uluslararası bir hizmette bulunacağını hiç düşünmemiştim. Seni bu çalışmalarından ötürü canı yürekten kutluyorum ve bu Stüdyo Turkey'in hayırlı olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Sana da beni davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Yani sizden bunları duymak gurur ve onur benim için. O zaman şimdi zamanda biraz yolculuk yapalım. Ve sizin verdiğiniz o muhteşem konserlerden bir tanesini hep birlikte izleyelim. Ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Yurt dışında, yurt içinde kurduğunuz orkestralar, birçoğunu biliyoruz tabii internetten takip ediyoruz ama sizden de duymak isteriz. Önce Karadeniz Oda Orkestrası olarak kurduğum, sonra Tek Fen Filarmoni Orkestrası'na dönüştürdüğüm ve 20 sene yönettiğim Tek Fen Filarmoni Orkestrası ile dünyanın birçok kentinde, ülkesinde konserler yönettim. Bunların bazılarını söyleyecek olursak, Sovyetler Birliği'nde, efendim Japonya'da, Katar'da, Avrupa ülkelerinde olarak sayabiliriz. Evet. Ayrıca Tekfen'den önce Borusan Oda Orkestrası'nı kurdum. Bu orkestrayla da gerek yurt içinde, gerek Almanya'da, festivallerde birçok konserler yaptık ve de ayrıca 3-4 CD tanınmış Türk solistlerinin katıldığı CD'ler yaptım. Tabii bunlardan başka Türkiye'de birçok orkestra kurdum yurt dışından döndükten sonra. Bunların bazıları 19 Mayıs Gençlik Orkestrası, ondan sonra Haliç Konservatuarı Oda Orkestrası ve daha birçok orkestralar kurdum. Ve en son olarak da öğretim üyeliği görevini devam ettirdiğim Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda seninle tanıştık. Evet. Ve de seni o zaman keşfettim, orada keşfettim. Ve Haliç Konservatuar Oda Orkestrası ile solist olarak çalmanı rica ettim. Sen de bu ricamı kabul ettin. Sağ olun. Ve bu suretle senin gibi virtüöz bir ud sanatçısıyla tanışmış oldum. Yıllar sonra böyle bir platformda buluşacağımızı, tekrar birlikte olumlu işler yapacağımızı tabii o zaman düşünmemiştim. Ama şimdi böyle bir platformda seninle tekrar buluşmuş olmaktan ve birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum, memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim hocam. Gurur ve onur bunları sizden duymak. Sizinle çalışmak bir fırsat hem benim için hem tüm müzik camiası için. O yüzden masterclass derslerimizde de verdiğimiz diğer derslerde de sizden yardım alacağımızı izleyicilerimize de duyurmuş olalım böylelikle. İltifatlarına çok teşekkür ederim. Gerçek. Fakat ben bir kemancı olarak ve de orkestra şefi olarak elimden geleni yapmaya çalıştım, çalışıyorum. Bunun dışında takdir dinleyicilerindir. İnşallah bir şeyler verebilmişimdir topluma. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ve de bir şeyler vermeye devam edeceğim. Yani bu ölüme kadar hiç boş durmak yok. Çalışmaya devam diyorum. Tabii pop camiası bambaşka. Yani biliyorsunuz popülaritesi yüksek, izlenme oranı yüksek. Klasik müzik biraz daha geride kalıyor. Aslında konuşulacak çok şey var ama müzik algısı, müzik kalitesi, kitleye, yaşam biçimine, hayata göre değişiyor. Ya tabii kimseyi de bu konuda eleştiremiyoruz. Bu bizim hakkımız değil. Ama müziği anlamak da tabii herkesin işi değil diye düşünüyorum. Bu bambaşka bir algı, bambaşka bir kültür, yetişme. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi dünyanın her yerinde popülist müzik ön plandadır. Çünkü gençlere hitap ediyor. Onun dinleyicisi, müşterisi daima fazladır. Sadece devletler arasında oranlar değişebilir. Yani örneğin Almanya'da %7 ise diyelim klasik müzik takipçileri, Türkiye'de belki bu %1, %2 olabilir. Yani oranlar değişiyor. Yoksa dünyanın her yerinde popüler müzik tabii ki Hakim. daha ön plandadır. Evet, aslında azınlığa hitap etmek bir yerde bir şans gibi de düşünüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü herkesin anlaması da biraz değişik kötü. Tabii Yani bu bambaşka bir bakış bu açısı. bir eğitim meselesi, Evet. bir de kültür meselesi. Doğduğunuz, büyüdüğünüz ülkedeki genel kültürle ilgili bir şey. O bakımdan ben Türkiye'de bunun dinleyicisinin az olmasını kesinlikle kınamıyorum. Tabii ki. Çünkü bizim toplumumuzda doğan bir çocuk bu müzikle büyüyor. Gerek işte pop müzik olsun, Türk müziği olsun. Bunların içinde de çok değerli eserler var şüphesiz. Var. Yani Türk müziğinin tek sesli olması küçümsenecek bir şey değildir. Çok güzel melodiler var, insanın içine dokunan melodiler var ve bunlara yazılan çok güzel sözler var. Ama tabii çok sesli müzik, o da bambaşka bir olay. Çok seslilik yani armoni, yani bir anda birden fazla sesin aynı anda duyulması. Tabii bu da bir bizim gibi toplumlarda özel bir eğitim almayı gerektiriyor. Bu şansı yakalayabilenler Ne mutlu onlara. yani benim gibi ben de küçük bir yerde doğdum ama bir şans eseri klasik müzik konservatuvarında öğrenim gördüm. Tabii benim en az benim kadar yetenekli insanların, çocukların olduğuna inanıyorum Anadolu'da. Fakat herkes benim bulabildiğim şansı bulmuyor tabii. Yoksa ülkemizde gerçekten çok yetenekli insanlar var. Kıyıda köşede Evet. kalmış. Evet, ben sizin abiniz de ut çalıyordu diye hatırlıyorum. Abim de mesela benim ul çalıyordu. Seni dinlerken o gözümün önüne geliyor. Zaten eskiden küçük yerlerde bayanlar da ut çalardı. Çok kişi ut çalıyordu. Yani ben hatırlıyorum çocukluğumdan. Abim de kendi kendine öğrenmiş ut çalmasını. Çok duygulanırdı. Akşam üstleri eline ut alıp çalardı. Udun tınısı çok değişik. Çok insanın içine dokunan bir tınısı var. Ben de o tınıyı çok seviyorum. Evet, bunu zaten bu tarz sentezleri kullandınız ve gerçekten Batı müziği eğitimi görüp, Batı müziğinde yetişip, tüm dünyada, dünyanın çeşitli yerlerinde konserler verip,
Türk müziği sazlarıyla sentezleyip yapmak bambaşka bir iş. Evet. Yani belki Avrupalılar, hani sizin bir lafınız vardı. Biz TRC'ye tere sattık yıllarca orada. Evet. Çünkü Türkiye'den gidip orada adamların kendi yaptığı işi aslında siz yaptınız ve sizi ayakta alkışladılar. Ama siz Türk müziği sazlarını da bunun içine katarak, içinizde olan o Türk müziği aşkıyla, duygusuyla bambaşka bir şey oluştu. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi otantik sazlar, çok çeşitli ülkelerin otantik sazlarını, milli sazlarını Türkiye'ye davet ederek orkestralar eşliğinde solist olarak onlara çaldırdım. Daha önce saymıştım bunların isimlerini zannediyorum. Mesela şu anda aklıma geldi, İran'dan tar Evet. getirdik, ne bileyim Ukrayna'dan bandura, işte Balalayka, Rusya'dan Dombra, İspanya'dan vardı, hatırladım. yani Kaval Bulgaristan'dan, Evet. Buzuki Yunanistan'dan, çok çeşitli ülkelerden, Suriye'den ut geldi. Onlara biraz Joan farklı Karajoli galiba. diye. O farkı tabii sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Yani dediğim gibi birçok ülkeden sanatçıları getirdik. Ve bizim ülkemizden tabii kanun, ut, Evet. ney, ne bileyim tulum, kemençe gibi. Sonra duduk Duduk. getirdik. Aynen. Bir Ermenistan sazıdır malum. Azerbaycan'da da balaban, Balalay, balaban derler. balaban derler. Azerbaycan'dan bir de kemança getirmiştik. Kemança. Evet. Kemança. Çok iyi bir kemança ustaları var orada da. Burada da kemança için yazılmış eserler var. Onları çaldık ve dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Zannediyorum bu ülkemiz için güzel bir hizmet oldu. Bunu Tekfen Filarmoni Orkestrası'nı yönettiğim senelerde yapmıştık. Onlar da bizim sazlarımızı tanımış oldular ve Tabii. ülkelerinde bahsettiler bizim. Çünkü bizim de yetişmiş iyi sanatçılarımız var. Onları davet etmiştik. Öyle bir hizmet yapmış olmanın gururunu duydum tabii ki. Güzel. Tabii bu sazlar için senfoni orkestrasıyla birlikte yazılmış eserler yok. Tabii. Ama biz ne yaptık? Bir besteciye, bilhassa Azeri besteci İlyas Mirzayev'e siparişler vererek bu sazlar ve orkestra, senfoni orkestrası için eserler bestelemesini söyledik. O da bunları yaptı. Yani orijinal eser olmadığı zaman bazı bestecilere siparişler vererek eserler yazdırdık ve müzik edebiyatına da bu şekilde bu eserleri de kazandırmış olduk. Şimdi benim de Ud'la düzenlemesini yaptığım, çalmaya çalıştığım Vivaldi'nin o muhteşem eserine sizin eski zamanda çaldığınız bir konserden bir bölümünü izleyelim hep beraber. Evet, aslında merak ettiğim bir konu var. Bunu muhakkak sormam lazım size. Biliyorsunuz artık dijital dönemde yaşıyoruz. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Ben de dahil müzisyen arkadaşlarım bu kayıtların hepsini
dijital ortamda alıyoruz. Yani siz analog dönemde yaşadınız, analog dönemde kayıtları aldınız, konserler verdiniz. Çok merak ediyorum yani bu kayıtları tek seferde nasıl çaldınız? Bir de Paganini'nin hala çalınması zor eserlerini, hala icrası zor eserlerini şu dijital dönemde bile çalan çok az sayıda insan var. Hatta yok denecek kadar az dünya çapında. Sizin eserlerinizi zaten malum çaldıklarınız. Birazdan bu konuya değineceğim aslında parmaklarınızla ilgili durumu ama bundan biraz bahsetmenizi istiyorum açıkçası. Bunlara nasıl çalıştınız, nasıl çaldınız saatlerce? Biz hala sizle izlediğinizde siz bile şaşırıyorsunuz bazen. Biraz bundan bahsederseniz sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Gerçekten tabii kemal edebiyatında zor eserler var. Ben bunlardan Paganini'nin 4. keman konçertosunu İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile seslendirmiştim. Sonra tabii ki Paganini kaprisler var malum. Evet. Paganini'nin diğer eserleri de var keman için. Paganini'nin 24. kaprisi teması üzerine ben kendim çeşitlemeler yaptım. Kısa bir süre sonra bu çeşitlemeler de çalınacak. O zaman inşallah diğerli izleyicilerimize bunu da tabii sunarız. Paylaşacağız hepsini. Ve ben de merak ediyorum. Doğrusu. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım. Eskileri zaten, eski çalışmalarınız hepsini web sitemizde yer alacak. Stüdyo Türkiye'de. Tabii internette paylaşılmamış birçok şeyiniz var. Bunları da insanların görme imkanı olacak. Ben tabii albümlerini gördüm Saim Hocam'ın. O albümde aldığı konserler ve afişler Stüdyo Türkiye'de yer alacak. Bunun üzerine yeni çalışmaları da ekleyeceğiz. Benim de çok heyecanla beklediğim çalışmalar var aslında. Biliyorsunuz Vivaldi iki keman konçertosu da dahil. Evet, o sen istediğimiz... çok güzel çalıyorsun. Birinci keman partisini evet. Ud ile bir de ikinci parti için bir kemancı rica edersek Ud ve keman için Vivaldi'nin bu iki keman konçertosu ilk kez herhalde çalınmış, kez, icra evet. edilmiş olacak. Ama ben senden dinledim birinci keman partisini. Çok güzel çalıyorsun. Onun için ilk fırsatta inşallah bunu bir orkestra eşliğinde seslendireceğiz. Evet, ben de onu ümit ediyorum. Merakla bekliyorum yeni çalışmayı da aynı şekilde. Biliyorsunuz Paganini'nin eserlerini Liszt varyasyonlar üretmişti. Siz de bu dönemde, son yüzyılda bunu yapan tek kişi olacaksınız. Hatta olacaksınız değil, oldunuz. Sadece icrası kaldı diyelim. Yani ben bu Paganini dışında bir de bizim eski bir İstanbul türküsü İstanbul üzerine evet. Solo keman için varyasyonlar yapmıştım. 9 dakika sürüyor. Bunu televizyonda icra etmiştim vaktiyle. O da belki yayınlarsınız. Tabii. O da onun kaydı var çünkü. Evet, o zaman hemen paylaşalım. Sizin çaldığınız o muhteşem konserden küçük bir video izleyelim. Bir İstanbul türküsünün sizin tarafınızdan düzenlenmiş hali. Hep beraber izliyoruz. Thank you.
hocam. Bu arada hatırlarsanız bir dönem Farklı Sahne diye bir program yapıyordu Sinan Akçıl TRT'de, oğlunuz. Sinan abiyle ben orada tanıştım. O programda bir konser vermiştik. Sinan Akçıl hakkında da birkaç yorum bekliyorum sizden. Valla eskiden Sinan'a sorarlardı. Sen Sahip Aksu'nun nesi oluyorsun diye. Şimdi bana soruyorlar. Siz Sinan Aksu'nun nesi oluyorsunuz diye. Tam değişik Tabii o pop sanatçısı olduğu için çok geniş bir kitle tarafından biliniyor. Biz klasik müzikçiler malum toplumun daha küçük bir kısmına hitap ediyoruz. Ama ben şahsen bu durumdan hiç de şikayetçi değilim. Çünkü evrensel, inanılmaz bestecileri tanıma fırsatını buldum. Örneğin Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky gibi bestecileri tanımak ve onların eserlerini icra etmek benim için çok büyük bir mutluluk doğrusu. Yani bunları tanımadan, bunlarla tanışmadan ömrünü tamamlayan insanlar için doğrusu biraz üzülüyorum. Bu arada birazdan yayınlayacağım. Böyle klasik müzik çalarken çalanların başına gelen komik olaylar var, işte telefon çalması vesaire gibi. Ama sizin yaşadığınız birçok olay vardır tabii. Ben birkaç tanesini biliyorum, bana anlatmıştınız. İzleyicilerimizin de duyması için o Kazakistan'da yaşadığınız olayı anlatırsanız sevinirim. Onu Hıncalı Üç bir köşe yazısında paylaşmıştı. Onun bende resmi var. Siz anlatırken izleyicilerimize göstereceğim ben onu ekranda. O kısmı çok güzel. Yani orada yazan kısım harika. Sizden de bir dinleyelim. Kazakistan'da verdiğim bir kursta ilginç bir olayla karşılaştım. Öğrencilerden birinin adı Ulan idi. Şimdi ben öğrenci çalarken bir şeyi söyleyeceğim mesela. Şu pasajı şöyle çal Ulan diyemiyorum. Veya şurada yanlış şiş bastın Ulan diyemiyorum. Onun isminin Ulan olması beni çok zor duruma bırakmıştı. Neyse, sorun da önemli bir hata yapmadan, pot kırmadan İsmini söylemeden. Hocam bu arada çok ilginç videolar var. Tabii internette fenomen olmuş bu videolar. Klasik müzik çalarken insanların başına gelen şeyler. Böyle ben kısa bir derleme yaptım. Onu bir birlikte izleyelim. Bir bakalım neler olmuş. Evet hocam, şimdi konumuz sizin masterclass ve jüri üyeliği yaptığınız yerler. Türkiye'den başka böyle bir yer var mıdır? Var, evet. Türkiye'den başka jüri üyesi olarak İtalya'da Andria kentinde 5. Uluslararası Keman Yarışması'nda jüri başkanlığı yaptım. Ayrıca yine İtalya'da Gorizia şehrinde Lipizer Uluslararası, ki önemli bir yarışmadır. Uluslararası Lipizer
keman yarışmasında jüri üyeliği yaptım. Evet hocam, ben şimdi sizin bir orkestra şefliği yaptığınız bütün videolardan böyle kısa kısa bir derleme yaptım. Bir video hazırladım. Onu hep beraber bir izleyelim dilerseniz.
Tanjiro Hajime, Orchestra no member no oku wa Nihon ni hajimete ikimashita. Hataraki mona de heiba o aisu Nihon jin no minasama no mae de konsatu o suru koto ga dekite totemo ureshiku omoimasu. Watashi tachi mo onkaku o toshite ai to heiba o todoke ni ikimashita. Thank you.
Hocam bir de tabii keman sanatçısı olarak en verimli dönemlerinizde ne yazık ki talihsiz bir olay yaşadınız. Parmaklarınız çalışmaktan zarar gördü. Ben biliyorum anlatmıştınız, gitmediğiniz doktor kalmamıştı. Şimdi iki parmakla bile ben dinliyordum. Okulda da biz dinliyorduk. Çok gerçekten Ama tabii ki çok üzücü bir şey. ya Zaten tabii ki. iki parmakla çalabildiğim dönemden itibaren şeflik ve hocalığa ağırlık verdim. Çünkü solist olarak artık çalmam mümkün değil iki parmakla o büyük eserleri. Kısmet böyleymiş diyoruz. Siz aynı zamanda çok da pozitifsiniz. Belki başkasının başına gelmiş Evet. olsa bir müzisyen için özellikle bu kariyerde ve bu virtüözite bir müzisyen için çok zor bir durum. Ama siz ben her zaman tanıdığım günden beri her şeye pozitif bakan bir insansınız. Müzisyen kimliğinizin dışında. Bu da bambaşka bir şey olsa gerek tabii. Yani vazgeçmemek lazım. Evet. Vazgeçmemek lazım. İnsanın başına türlü kötü şeyler gelebiliyor yaşam süresince. Ama vazgeçmemek lazım. Kesinlikle. Daima pozitif düşünerek ve çalışmaya devam ederek yaşamı pozitif bir şekilde devam ettirmek lazım diye düşünüyorum. Peki size bir soru daha sorayım. Özellikle yeni kemancılar için. Çok yetenekli kemancılar var ülkemizde. İmkan ve fırsat bulamıyorlar. Hocalara erişemiyorlar daha doğrusu. Doğru bir eğitim alamıyorlar. Aslında çok yetenekliler. Fakat doğru eğitimi, nereden başlayacaklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kemanla ilgili söylemek istediğiniz, özellikle Batı müziği ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı çalışmalar için? Yani şimdi herkesin seviyesine göre değişir söylenecek şeyler. Mesela ben Türkiye'den başka birçok ülkede keman kursları yaptım. Mesela İspanya'da, İtalya'da, Moldova'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da. Tabii çeşitli düzeyde öğrenciler geliyordu. Ona göre herkesin seviyesine göre bir şeyler söylemek lazım. Ama ben de bu vesileyle sizin programlarınızda gerekirse keman konusunda yardımcı olurum. Çok teşekkür ederiz. Masterclass zaten sizden alınması gereken bir ders bu konuda benim için. Estağfurullah, Ben evet estağfurullah. öyle Yani görüyorum. ben de diğer sanatçılarımız gibi ben de bu master class yaparak bu eğitimin bir ucundan tutmayı isterim. Biz de çok isteriz canı gönülden. Onun dışında çok teşekkür ediyorum. Programımızı böyle sonlandırmış olalım. Tekrar röportajlarımız, hatta belki müsait olursanız master class derslerimizde yapmayı, insanlara bu şekilde bir hizmet vermeyi arzu ederiz. Çok da seviniriz. Memnuniyetle, memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok Bu sağ olun. önemli, faydalı çalışmandan ötürü Gökhan. Çok Çok teşekkürler teşekkür hocam. ediyorum. Sağ olun. Studio Turkey'in akademik kadrosunda yer alan başka değerli hocalarım da var. Onlardan gelen videoları da ekranlarımıza getiriyoruz. Merhaba, ben Mutlu Torun. Tahsilim mimarlık ama işim müzik. Ut çalıyorum. Klasik gitar, flamenko gitar çaldım. Onların derslerini de verdim. Ve öğretim üyesiyim. Halen Haliç Üniversitesi'ndeyim. Türkiye'mizde bir müzik potansiyeli olduğunu biliyorum. Özellikle klasik müzik ve seviyeli müzikle ilgili. Ama bu potansiyelin dışarı dökülmesi için kanallar pek açık değil. Bir öğrencimiz Gökhan Yeğen, Studio Turkey adında bir firma kurdu. Bunun bu kanallardan bazı eserlerin derslerin verilmesinde yardımcı olacağını tahmin ediyorum. İnşallah olur. Efendim, ben Deniz, Türk musikisi, öğretim üyesi, kanun sanatçısı ve ressam, Profesör Erol Deren.
Dijital Sanat Akademisi niteliğine sahip olan Studio Turkey sanat platformunda bilgi birikimlerimi, tecrübelerimi talep edenlerle paylaşmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesi olacaktır. Bu kuruluşun başarılarla yoluna devam etmesi en büyük arzum ve dileğimdir. Merhaba, ben Safa Yeprem. Ülkemizdeki müzik ve sanat potansiyelinin açığa çıkarılmasında olumlu katkılar sunmak amacıyla kurulmuş olan Studio Turkey isimli müzik ve sanat platformunda ben de diğer meslektaşlarım gibi çalışmalarımı, birikimimi paylaşmak niyetindeyim. Umarım ki bu oluşum giderek güçlenerek, etki alanını daha da genişleterek bu potansiyelin doğru kanallarla doğru noktalara ulaşması için güzel bir işlevi, güzel bir misyonu yerine getirir. Şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Studio Turkey'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Thank you.